Hızlı. İnşaat sektörü kalkınma sürecindeki Türk ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biridir. Çimento, seramik, mobilya, cam sanayi ve lojistik gibi örneklendirilebilecek 150 yan sektörü beslemektedir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yakın tarihin en önemli ulaşım altyapı projelerini hayata geçirdik. Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi Köprüleri, İstanbul Havalimanı gibi dev projeleri başarıyla bitirerek hizmete açtık. Ortada büyük bir resim var. Güçlü ve büyük Türkiye resmi. Tüm yatırımlar ve ortaya çıkan eserler tek tek bu resme vurulan fırça izleridir. Her adımımızı atalarımızdan miras kalan insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla atıyoruz. İşte terör örgütlerine karşı Suriye'nin kuzeyinde yürütmüş olduğumuz operasyonlar. Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimiz. Libya'yla yapmış olduğumuz anlaşma. S-400 füzeleri almamız. Bunları yapmak zorundaydık. Bizim için olan biteni seyretme dönemi artık geride kalmıştır. Çünkü dünyanın düzeni artık öyle dönmüyor. Uluslararası düzen çatırdıyor, uluslararası ticarette, ilişkilerde kopan fırtınaları hepimiz izliyoruz. Kopan fırtına herkesi etkileyecektir. Etkiliyor da. İşte bu fırtınadan güçlü milletler ve güçlü devletler en az zayiatla çıkacaklardır. Hamdolsun, güçlü bir milletiz ve güçlü bir devletimiz var. Hep birlikte, el birliğiyle ve güç birliği ettiğimiz müddetçe Allah'ın izniyle sinsi tuzakları boşa çıkarmaya, şer odaklarını dağıtmaya devam edeceğiz. Saygıdeğer katılımcılar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Hizmetleri için son 17 yılda 757 milyar Türk lirasının üzerinde harcama yaptık. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 27.123 kilometreye çıkardık. Yıllık ortalama 14.586 kilometre asfalt ve onarım çalışması yapıyoruz. Yap işlet devret modeliyle 2023-2035 yılına kadar toplam 20 projede 5532 kilometre daha otoyol yapımını hayata geçirmeyi planlıyoruz. Sinyalli ve elektrikli hatlarda %45 civarındaki hat oranımızı 2023 yılında %77'lere çıkarmayı hedefliyoruz. Biz de bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki politikalarımızla vatandaşlarımızın refahını ve yaşam kalitesini artırmayı temel öncelik olarak ele aldık. Hedefimiz 2020 Haziran'ında yerli ve milli 5G denemelerine başlamak. Kanal İstanbul projemizde bunu görüyoruz. Biliyorsunuz İstanbul Boğazı'na alternatif sağlayacak, mal ve can güvenliğinin teminatı olacak Kanal İstanbul'un tüm hazırlıkları bitmek üzere. İnşallah önümüzdeki yıl yakında kazmayı vuracağız. Ancak ezberciler yine sahnede. Kanal İstanbul olursa şöyle sakıncaları var. Deprem olur, şu olur, çevreye zarar görür. Bu gibi söylemlere kulak asmıyoruz. İşi depremle irtibatlandıranlar Kanal İstanbul deprem hatlarını tetiklermiş diyenler tam bir kara mizah uyguluyorlar. Bir kısmının derdi
çok daha başka. Dertleri aslında samimi eleştiri değil. Dertleri siyasi prim elde etmek. Geçmişte bunun birçok örneğini gördük. Ancak yüce milletimiz bunların hesabını en iyi şekilde gördü. Siyasi ufukları da pratikleri de AK Parti hükümetlerinin eserlerini kötülemek üzerine kurulu. Bunlar ne derse desinler, biz işimize bakacağız. İşimiz milletimizin aşını çoğaltmak, yollarını aydınlatmak, yarınlarına güvenle çıkmasını sağlamaktır. Yapacak çok daha işimiz var. Hep birlikte bunları gerçekleştireceğiz inşallah. İnşaat sanayi bizim dönemimizde altın çağını yaşadı. Yaşıyor, önümüzü açmaya, projeler ortaya koymaya, ufkumuzu genişletmeye devam edeceğiz. İyice Saatler Ormanı'nda siz değerli onur konuklarımız için de ağaç dikiyoruz. Celal Bey ve yönetim kurulumuz Sayın Bakanımıza arz etsin. Teşekkür ederim.